Bağırsakların iç yüzeyini kaplayan bağırsak hücreleri, yani enterositler, normal koşullarda birbirlerine sıkı bağlantılar ile bağlıdır. Bu bağırsağın içerisindeki sıvı ve katıların bağırsağın içinde kalmasını sağlayan bir bariyer, bir güvenlik önlemidir. Enterositler veya onları bir arada tutan bağlantılar hasar görürse bu bariyer yıkılır. Bağırsağın içerisindekiler elemeye tabi tutulmadan ve sindirilmeden, moleküllerine indirgenmeden bariyerin diğer yanına geçerler. Açılan mikroskopik deliklerden tam sindirilmemiş besinler, bakteriler, ölü bakteri parçaları, bakteri duvarı molekülleri, bakteri toksinleri ve diğer atık madde molekülleri geçer. Normalde bu maddeler bağırsağın içerisinde olması gerektiğinden vücudun bağışıklık sistemi onları tanımaz ve doğumsal bağışıklık sistemi ve edinsel bağışıklık sisteminde bağışıklık yanıtları tetiklenir. Buna artmış bağırsak geçirgenliği denir. İçeri kaçan ve bağışıklık sistemini harekete geçiren besin maddelerinin protein yapısı ile vücudumuzdaki proteinlerin molekül yapıları birbirine benzer. Proteinlerin peptit yapısını çok renkli ve değişik taşlı boncuk kolyeler gibi düşünürseniz, vücudun ve besinlerin proteinlerinin boncuk dizilimleri birbirine benzeyebilir. Bakteriler ile %25, muz ile %50, meyve sineği ile %60, inekler ile %80, şempanzeler ile %96 genetik benzerliğimiz göz önüne alınırsa, sentezlenen proteinlerin bazılarının birbirine benzeyeceği aşikardır. Artmış bağırsak geçirgenliği pek çok otoimmün hastalığın erken basamaklarından birisidir. Ayrıca non-çölyak gluten hassasiyeti ve metabolik sendromun gelişmesine de katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Depresyon, migren, fibromiyaljiyi ve kronik yorgunluk sendromu hastalarında artmış bağırsak geçirgenliği azaldığında depresyon ve ağrı bulgularında gerileme görülmektedir. Artmış bağırsak geçirgenliğini en çok artıran faktörler şunlardır: glutenli besinler tüketmek, işlenmiş et ürünleri tüketmek, alkol kullanmak, non-steroid anti-inflamatuvar ilaç kullanımıdır.